Metne göre Sait Faik ve eserleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sait Faik ilişkilerin sonsuzluğunda tanıdığı insanları gözlemlerine düşsel bir yorum getirerek kurgular. Öykülerinde üzgün bir gülümseme gibi duran bu yüce gönüllü insanı tanımak bile ayrıcalıktır. Sait Faik bizi nasıl değiştirdiğini aldırmaz. Ama o öyküleri özümseyen insan artık eskisi gibi değildir. A şıkkında gözlemlerini yorumlayarak anlatır ifadesine yer verilmiş. Metinde de gözlemlerine düşsel bir yorum getirerek kurgular ifadesine yer verilmiş. Demek ki A şıkkı metinde var, içeriyor metin bunu, demek ki söyleyebiliriz. Öykülerini toplumu eğitmek için kurgular. Burada herhangi bir eğitimden, toplumu eğitmek, toplumu bir noktadan bir yere getirmek hakkında bir şey söylenmemiş. Bu durumda cevabımız B şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. Üzücü öyküleri iyimser değerlendirilebilir. Öykülerinde üzgün bir gülümseme gibi duran bu yüce gönüllü insanı diyor. Buradan da B, C şıkkını çıkartabiliriz. Okurda değişime yol açan hikayeler yazar. Sait Faik bizi nasıl değiştirdiğini aldırmaz ama o öyküleri özümseyen insan artık eskisi gibi değildir. Yani eskideki hali ile yenideki hali arasında fark vardır. Yani bir değişim vardır. Demek ki cevap D şıkkı da olamaz. Öykülerini topluma eğitmek için kurgular demiştik. Evet, metnin hiçbir yerinde bir eğitimden, bir davranış değişikliği yapmaktan, bunu da kasıtlı olarak yapmaktan bahsedilmemektedir. Cevap B şıkkıdır. Metne göre deneme türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Deneme yaratıcı bir yazı biçimidir. Bir yazarın kendini en iyi ifade edebileceği yoldur. Öğretici, besleyici, yönlendirici. Kendinizi sürekli zinde tutmak için vazgeçilmez bir yazı disiplinidir. İyi bir deneme yazarının birçok türde yazabileceğini düşünüyorum. Diğer bir boyutu da üslupçu bir yazı biçimi olmasıdır. Bunu tutturamazsanız yazdıklarınız sığ kalır. Hangisi söylenemez diye sorulmuştu bize. O zaman şıklara bakalım. Yazarının tarzı oldukça önemlidir. Yani yazarının tarzı derken üslubundan bahsetmektedir. Üslupçu bir yazı biçimi olmasıdır. Bunu tutturamazsanız yazdıklarınız sığ kalır. Demek ki yazarının tarzı çok önemlidir. Okuru bilgilendirmek gibi bir işlevi vardır. Burada hemen öğretici kelimesini görüyoruz. Demek ki B şıkkı da cevabımız değil. Yazarın duygularını en iyi anlatabileceği türdür. Hemen baktığımız zaman ikinci cümleye, bir yazarın kendini en iyi ifade edebileceği yoldur. D şıkkını da metinden çıkartabiliyoruz. C şıkkında her yazarın ilk olarak tercih ettiği edebi türdür ifadesine yer verilmişken metinde böyle bir anlam çıkartacağımız herhangi bir ifade, cümle, söz yoktur. Yani tercih edeceği ilk edebi tür olduğuna dair bir cümle veya buna benzer bir şey olmadığı için cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metinden çıkarılamaz? Tutunamayanlar Türk romanının zamansız doğmuş çocuğudur. 1961'de ölen çok değerli Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bile ölümünden nice zaman sonra tanımaya ve anlamaya başlayan Türkiye, Oğuz Atay'a ve hacimli romana tutunamayanlara zaman ayıramazdı. 7'den 70'e kendilerini memleketi kurtarmakla görevli bilmiş insanların bireysel sorunlara ayıracak zamanları yoktu. Tutunamayanlar hacimli bir kitaptır demiş A şıkkında. Hemen metne döndüğümüz zaman Oğuz Atay'a ve hacimli romanı tutunamayanları ifadesinden bu romanın hacimli olduğunu çıkartabiliriz. Tutunamayanlar yazıldığı dönemde hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Metnin birkaç yerinde buna vurgu yapılmıştır. Türk romanının zamansız doğmuş çocuğudur. Tutunamayanlara zaman ayıramazdı. Bireysel sorunlara ayıracak zamanları yoktu ifadelerinden hak ettiği ilgiyi görmediğini anlayabiliriz. İnsanlar çoğunlukla bireysel sorunlardan çok toplumsal meselelere ilgi göstermiştir. Bunu da yine son cümlede görebiliyoruz. Kendilerini memleketi kurtarmakla görevli bilmiş insanlar bireysel sorunlarla ilgilenmezlerdi. Buna zaman ayıramazlardı ifadesini kullanmıştır. C şıkkında
bu durumda elemiş oldum. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkler tarafından hiçbir zaman tanınmamış ve anlaşılamamıştır ifadesi var. Metinde ise ölümünden nice zaman sonra tanımaya ve anlamaya başlayan Türkiye ifadesiyle tanınmaya başlandığı ve anlaşılmaya başlandığı ifadelerine yer verilmiş. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır. D şıkkıdır. Bu metinde Sabahattin Ali ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Cumhuriyet dönemi edebi hayatımızın önemli şair ve hikayecilerinden olan Sabahattin Ali, kendi söylediği gibi mor çiçekli dal gibiyken, henüz 41 yaşındayken ölmüştür. Sabahattin Ali tam bir Türkçe ustasıdır. Bunu yazarın öykü, roman ve şiirlerini okuyanlar göreceklerdir. Sanatçımız 41 yaşına 3 roman, her biri birbirinden güzel onlarca öykü ve şiir sığdırmıştır. Birçok şiiri bestelenmiş, şarkı türkü olmuştur. Ah, sanatçımız yaşasaydı, Türkçemize kim bilir daha nice ölümsüz eserler kazandırırdı. A şıkkında Türkçeyi güzel kullandığına ifadesine yer verilmiş. Hemen bakalım. Sabahattin Ali tam bir Türkçe ustasıdır ifadesiyle bunu anlayabiliyoruz. Demek ki A şıkkı cevabımız olamaz. Romanlarının daha çok sevildiğini, burada eserlerinin arasında herhangi bir kıyaslama yapılmamıştır, bir karşılaştırma yapılmamıştır. Bu sebepten B şıkkını değinilmemiştir ifadesiyle cevap olarak görebiliriz. Türkçe'ye kalıcı eserler kazandırdığını okuduğumuz zaman metni son cümlede Türkçemize kim bilir daha nice ölümsüz eserler kazandırırdı. Yani bundan öncekiler ölümsüz eserlerdir anlamına gelen bir cümle kurduğunu görüyoruz. Farklı türlerde eserler kaleme aldın. Hemen bakıyoruz. Öykü, roman ve şiirlerini okuyanlar. Demek ki farklı türlerde eserler kaleme almıştır. Bu durumda bir kıyaslama yapılmadığı için romanlarının mı, şiirlerinin mi ya da öykülerinin mi daha çok sevilip sevilmediğini bilmediğimiz ya da buna değinilmediği için cevap B şıkkıdır. Buna göre çocuklar için oluşturulan metinlerle ilgili olarak verilen yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Çocuk edebiyatı metinleri yaşanılan gerçeklerle ilgili olmalıdır. Kimi çocuk kitaplarında hayatın gerçeklerinden oldukça uzaklaşıldığı, çocuksu olsun diye hayali konulara aşırı derecede yer verildiği gözlenmektedir. Çocuk edebiyatı metinlerinde verilen hayal unsurları ve masalsı yapılar, mutlaka çocuğun yaşadığı çevrenin gerçeğine uygun sonuçlarla bitirilmelidir. Çocuk kendi yaşantısından yola çıkılarak yazılmış eserlere daha büyük ilgi duymakta ve bu tür eserler çocuklar tarafından daha çok okunmaktadır. Bize verilen cümlelere bakalım. Yaşamın gerçekleri olduğu gibi verilmelidir ifadesine yer verilmiş ama metinde yaşanılan gerçeklerle ilgili olmalıdır. Ve hayal unsurları ve masalsı yapılar mutlaka çocuğun yaşadığı çevrenin gerçeğine uygun olmalıdır ifadesi var. Burada olduğu gibi aktarmak değil de verilen hayal unsurlarının ve masalsı yapıların çocuğun gerçeğiyle uyuşması üzerinde durulmuştur. Bu durumda birinci cümleye metinden ulaşamayız. Düşsel ögeler çocuğun çevresiyle uyuşmalıdır. Yukarıda altını çizmiş olduğumuz hayal unsurları yani düşsel ögeler, masalsı yapılar yani düşsel ögeler çocuğun yaşadığı çevreyle uyuşmalıdır ifadesi var. Demek ki buna ulaşabiliriz. Hayali ögelere gereğinden fazla yer verilmemelidir. Burada ikinci cümlede özellikle kimi çocuk kitaplarında hayatın gerçeklerinden oldukça uzaklaşıldığı, çocuksu olsun diye hayali konulara aşırı derecede yer verildiği gözlenmektedir ifadesi var. Bir de çocuk kendi yaşantısından yola çıkılarak yazılmış eserlere daha büyük ilgi duymaktadır ifadesiyle de hayali ögelere çok fazla yer verilmemesi gerektiği üzerinde de durulmuştur. Bu durumda sadece birinci cümleye ulaşamayız. Cevap A şıkkıdır. Bu metinden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Eğer bir ana dil konuşabiliyorsanız yani konuşma merkezlerinizde bir sorun yoksa yeni bir dili gayet rahat öğrenebilirsiniz. Hatta istediğiniz birkaç dili bile öğrenebilirsiniz. Bu konuda hiçbir sorun yok.
Beynimizin duygusal bir yazılımı var. Biz duygusal olarak bir şeye önem göstermediğimizde beynimiz onunla ilgilenmez. Zihnimiz onunla uğraşmaz. Ona odaklanmaz ve onunla ilgili bilgileri kaydetmez. Dolayısıyla biz yabancı dilin önemli bir şey olduğunu gerçekten biliyorsak, bunu içselleştirmişsek dil öğrenebiliriz. A şıkkında ana dilini konuşabilen insanlar teknik açıdan birden fazla dil öğrenebilecek yeterliğe sahiptir diyor. Birinci cümlede bize aynı ifadeyi söylüyor. Eğer bir ana dil konuşabiliyorsanız, yani konuşma merkezlerinizde sorun yoksa yeni bir dili gayet rahat öğrenebilirsiniz. Hatta istediğiniz birkaç dili bile öğrenebilirsiniz. Yani A şıkkına bu durumda ulaşabiliriz. Cevabımız A değildir. Dil öğrenimi için bazı fiziksel yeterliliklere sahip olmak gerekir. Burada konuşma merkezlerinde sorun olmaması üzerinde durulmuş. Bu durumda B şıkkı da bizim cevabımız değildir. Bazı dillerin öğrenimi diğerlerine göre daha kolay olabilir. Bununla ilgili metinde geçen herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Dil öğreniminde psikolojik etkenlerin rolü vardır. Beynimizin duygusal bir yazılımı var. Biz duygusal olarak bir şeye önem göstermediğimizde beynimiz onunla ilgilenmez. Cümlesi ve devamında dil öğreniminde psikolojik etkenlerin rol olduğu anlatılmaktadır. Demek ki bazı dillerin öğrenimi diğerlerine göre daha kolay olabilir cümlesini metinden çıkaramıyoruz. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır. Verilenlerden yola çıkılarak Hamiyet Yüce Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Türk sanat müziğinin güçlü sesi Hamiyet Yüce Ses. Müzik yaşamı boyunca 500 taş plak, 37 adet 45'lik ve 8 long play'e imza atan Hamiyet Yüce Ses, küçük yaşlarda sesiyle çevresinin dikkatini çekti. 1915, Hamiyet Yüce Ses 20 Haziran'da İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken Burhaniye'de ilk konserini verdi. 1932, Beyoğlu'nda dönemin önemli mekanlarından birinde Safiye Ayla ile sahneye çıkmaya başladı. Kadıköy'de düzenlenen yarışmada Türkiye Ses Kraliçesi seçildi. 1933, İstanbul Radyosu'nda programlara çıktı, plaklar dolduruldu, Makber ve Gitti de Gelmeyiverdi adlı şarkılarla meşhur oldu. Taşlık Gazinosu, Maxim Gazinosu, Küçük Çiftlik Park ve Kristal Gazinosu gibi İstanbul'un en ünlü gazinolarında assolist olarak sahneye çıktı. O Dudaklar, Yasemen ve Kirpiklerinin Gölgesi plakları satış rekorları kırdı. 1981, son gazino çalışmasını Hilton Oteli'nde yaptı. Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konserler verdi. 1988, Altın Kelebek ödül töreninde son konserini verdi. Usta sanatçı ayrıca Efsuncu Baba, Affet Beni Allah'ım, Kanun Namına, Soygun, İncili Çavuş, Mahallenin Namusu, Saz ve Caz filmlerinde şarkı söylerken göründü. 1996, 10 Temmuz'da 80 yaşındayken hayata veda etti. A şıkkında Altın Kelebek ödül töreninden sonra konser vermedi cümlesi var. Hemen bize verilen kronolojik sıraya, kronolojik hayat hikayesine bakıyoruz. Burada 1988 yılında Altın Kelebek ödül töreninde son konserini verdi ifadesi yer alıyor. Bu durumda A şıkkını metinden ulaşabiliriz. İlk konserini Türkiye Ses Kraliçesi seçildikten sonra verdi. 1932'de Türkiye Ses Kraliçesi seçildi diyor. Fakat ilk konserini henüz 11 yaşındayken Burhaniye'de verdiği söyleniyor. Bu durumda B şıkkı bizim aradığımız cevaptır. Bazı plakları satış rekorları kırdı, çeşitli filmlerde şarkı söyledi. 1933 yılında bazı plaklarının, O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerinin Gölgesi plaklarının satış rekoru kırdığı ve 1988'de de bazı filmlerde şarkı söylerken görüldüğü ifade ediliyor. Bu durumda C şıkkı da metinden çıkarılabilir. Safiye Ayla ile sahneye çıkmaya başladığında henüz meşhur değildi.
1933 yılına baktığımız zaman Makber ve Gitti de Gelmeyiverdi adlı şarkılarla meşhur olduğu ifadesine yer verilmiş. Fakat Safiye Ayla ile sahneye çıkma tarihi 1932. Demek ki D şıkkı da doğru bir ifade. Cevabımız D şıkkıdır. Bu metinden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Antik Kenti'nde yapılan kazılarda çok iyi korunmuş bir kumaş parçası ortaya çıkarıldı. Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda kumaşın kendir adı verilen bitkiden elde edilen liflerden dokunmuş olduğu belirlendi. Araştırmacılar bulunan kumaşın bilinen en eski kumaş parçalarından biri olduğunu belirtiyorlar. Kumaşın bir yangın sırasında yoğun ısı etkisiyle kimyasal bir değişim geçirdiği ve bu nedenle çok iyi korunduğu tahmin ediliyor. A şıkkında kumaşın ham maddesi doğadan elde edilmiştir ifadesi var. Metinde kumaşın kendir adı verilen bitkiden elde edildiği ifade ediliyor. Demek ki A şıkkı metinde olduğu için ulaşılabilen bir cümle. Yoğun ısı kimyasal başkalaşıma yol açabilmektedir. Yine metinde kumaşın bir yangın sırasında yoğun ısı etkisiyle kimyasal bir değişim, kimyasal bir başkalaşım geçirdiği ifadesi de olduğundan cevabımız B şıkkı da olamaz. Metinden çıkartabiliyoruz. Bilinen en eski kumaş parçalarından biri Çatalhöyük'te bulunmuştur. Bu kumaş parçası Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunmuş. Ve araştırmacılar bunun kumaşın bilinen en eski kumaş parçalarından biri olduğunu belirtiyorlarmış. Demek ki D şıkkı da metinde yer alıyor. Kumaş maruz kaldığı yoğun ısı nedeniyle yıpranmıştır. Yoğun ısı nedeniyle etkisiyle kimyasal bir değişim, bir başkalaşım geçirdiği ve bu nedenle çok iyi korunduğu tahmin ediliyor. Burada yıpranmakla alakalı herhangi bir ifade yoktur. Hatta korunduğu ifade edilmiştir. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmış olabilir? 1790'da Fransız Mede Sivrac, Selerifer isimli bir taşıt icat etti. Tahtadan yapılan bu aracın tekerleği olmasına rağmen pedalı ya da direksiyonu yoktu. Alman baron Karl von Drais bu araçta bazı değişiklikler yapılması gerektiğini düşündü. 1817'de gidonlar yardımıyla ön tekeri kontrol edebilen bir selerifer türünü tasarladı. Bu ilk bisikletlerin pedalı olmadığı için sürücü sürekli ayakla yerden destek alarak bisikleti itiyordu. Bu da oldukça yorucu oluyordu. 1839'da İskoçyalı Kirkpatrick Macmillan arka tekerin dönmesini sağlayan pedalları olan metalden yeni bir model yaptı. Bu pedalla çalışan ilk bisikletti. A şıkkında tarihte pedal ilk kez ne zaman bir bisiklete eklenmiştir sorusu var. Evet, bu metinde yer almasına rağmen bütün metni kapsamadığı için cevabımız olamaz. Bisikletin icat edilme süreci nasıl gelişmiştir? Evet, metin bize bütünüyle bunu anlatmaktadır. Tarihiyle, icat eden kişileriyle ve yapılma süreciyle bunu anlatmaktadır. Bu durumda cevabımız B şıkkıdır. İlk selerifer kim tarafından icat edilmiştir? Hemen birinci cümlede Mede Sivrac tarafından seleriferin icat edildiğini okuyoruz. Ama bütün metne tamamen sorulmadığı için soru C şıkkında eliyoruz. Kirkpatrick Macmillan kimdir? Macmillan İskoçyalı ve bisikletin icat edilme sürecinde var olan bir isim. Fakat bunun haricinde kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığımız için metinde bütününde Macmillan hakkında bir açıklayıcı bilgi olmadığı için de yine cevabımız D şıkkı olamaz. Cevabımız B şıkkıdır. Bu metinden yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz? Yıllıkta bazı şairlerin eksikliği nedeniyle yıllığı eleştirme yerine biraz da o şairlerin neden yer almadığını araştırırsak sanırım daha adil davranmış olacağız. Çünkü yıllıktaki 140 şiir içerisinde şiirlerinizi bulamamışsanız kusur biraz da şiirlerinizdedir. Kendi adıma bir yılda bu kadar çok şiirin bile kayda değer olabileceğine inanmıyorum. Üstelik bu hiçbir sınırlama koymadan yapılan bir seçmedir.
İlk kez şiirini yayımlayanlara dek uzanıyor bu yelpaze. Benim eleştirim bazı şairlerin neden yer almadığına değil, neden bu denli geniş yürekli davranıldığınadır. A şıkkında yıllıkta 140 şiir olduğu ifade edilmiş. Metinde de hemen bu ifadeyi görebiliriz. Yıllıktaki 140 şiir ifadesinde. Yıllıktaki şiirler hiçbir sınırlama yapılmadan seçilmiştir. Aynı cümleyi yukarıda metinde görebiliyoruz. Hiçbir sınırlama koymadan yapılan bir seçmedir. Bir yılda bir insan 140 adet kayda değer şiir yazamaz. Bu cümle metinde bu şekilde yer almamaktadır. Bu yıllıkta Çiçeği Burnu'nda şairlerin şiirlerine de yer verilmiştir. Çiçeği Burnu'nda yani yeni şairlerin de şiirlerine yer verilmiştir. Metinde ilk kez şiirin yayımlayanlara dek uzanıyor bu yelpaze cümlesiyle de D şıkkını cümleden, metinden çıkartabiliriz. C şıkkına döndüğümüz zaman ise bir yılda bir insan 140 adet kayda değer şiir yazamaz cümlesi metinde yer almaz. Buna benzer bir cümle olsa da aynı ifade içermediği için cevabımızı C şıkkı olarak belirleyebiliriz. Metne bakalım. Kendi adıma bir yılda bu kadar çok şiirin bile kayda değer olabileceğine inanmıyorum derken burada sadece bir insandan ve 140 adet şiirinden bahsetmiyor. Cevap C şıkkıdır.